Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün sanat yaşamından bahsediyoruz. Çok güzel. Konuğumuz ses sanatçısı İsmail Özen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben İsmail Özen. Adıyaman doğumluyum. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul'da ikamet etmekteyim. Sanat hayatından tabii ki 90'lı yıllarda ben başladım. Adıyaman Halk Müziği Korosu'nda ben yarışmaya katılmıştım. Orada bir koro çalışmamız oldu yaklaşık 1-2 sene. Sonra haliyle parti seçimi değişince, belediye değişince bu dağılmak zorunda kaldık. Sonra ondan sonra kendi başıma hareket etmeye başladım. Amatör kasetler yaptım o dönemlerde. 2010 yılında da profesyonel anlamda Eyvah Gelin diye bir albüm yaptım. Gayet güzeldi, güzel bir çalışma olmuştu. Ardından sonra 2015 tekrar ikinci bir albüm yaptım. 2017'de üçüncü bir albümü yaptım. Peş peşe tabii bir ara bayağı bir mesafe kat ettim. Ama talihsiz bir kaza yaşadım. Televizyon programı da aynı zamanda yapıyordum tabii ki. Çok güzel. 2016'da Ramazan ayında ara verince bir talihsiz bir tatilde bir kaza geçirmiştim. Geçmiş olsun. Yaklaşık bir sene yürüyemedim. O bayağı bir uzaklaştırdı müzikten ama tabii ki pes etmeden tekrar yeni bir albümle bir çıkış yaptım. Kader Mahkumlarına güzel bir eser yaptım o albümle birlikte. Adım adım 14 adım, 15 adım sayamadım. Güzel bir çalışma oldu. Neyse. Sözümüzü Orhan Çağlayan abime bir ait eser. Hatta ben askerdeyken 96 yılında bir gün ben albüm yapacağım ve ben bu eseri okuyup klip çekeceğimi de söylüyordum. Aa, ne güzel. Yani bu hayatım boyunca istediğim, evet, hayal ettiğim her şeye sahip oldum, her şeyi de yaptım. Harika. Çalışmayı çok seviyorum tabii ki. İnşallah başarılarınız artsın hep. Aynı zamanda işletmeciyim, bir restoran işletiyorum ben. Aa, ne güzel. İstanbul'a Avcılar'da tabii ki. Gündüz restoran, akşam program oldu mu program, düğün oldu mu, festival oldu mu. Televizyon programını yapardım, oradan hemen dükkana kaçardım. Programdan sonra hemen dükkana, evet, giderdim, orada devam ederdim tabii ki. Çok güzel. Heyecanlı oluyor. Harika. Dükkana gidiyorsun, ya biz az önce seni televizyonda gördük, şimdi buradasın. Evet. Şimdi mutfakta çalışıyorsun, çok güzel yemek de yaparım. Harika. Abi, et ne üzerine, tarz? Et ve soğuk meze, ızgara, her şeyi yaparım ben. Harika, çok, hı-hı, tebrikler. Ne kadar kabiliyetlisiniz. İnsan bir yerde durmamalı. Evet. Çok şey bilmeli, tabii, öğrenmeli ama bazen iş başa kalabiliyor. Tabii. Çalışanlar var ama olmadığı zaman mesela kendinize yetiyorsunuz. Eş dost geliyor, İsmail bize bir çoban salata sen yap diyoruz. Zevkle yapıyorum, hoşuma gidiyor. Güzel. Şahane, tebrikler. Yani müziğin yanı dışında, bugün biliyorsunuz günümüz Türkiye'sinde müzikte para kazanmak artık çok zor, maalesef, olmuş. Çok maliyetli işler yapıyorsun ama, tabii, para kazanamıyorsun. Yedek bir işin olmak zorunda. Tabii. Olmadan olmuyor. Evet, çok güzel, isabetli bir şey yapmışsınız. Hı-hı. Güzel bir girişim. Başarılarınız daim olsun. Yakında projeler var mı? Yeni çalışmalar? Şöyle bir geçen ay bir yeni bir single eser yaptım. Göremedim diye bir eser yaptım, klibini çektim, nette de yayında. Bu ay İbrahim Tatlıses'in okumuş olduğu bir eser vardı. Oy oy oy, oy Emine çekme beni Emine, ben seni çok seviyorum imanıma dinime diye bir eseri vardı. Onu okumak istedim. Okudum, klibini de çektim. O da nette de şu anda 25 bin üzerinde şu an izlenmesi var, yaklaşık bir aydır. Ne güzel. Çok güzel bir eleştiriler aldım tabii ki. Harika. Önümüzdeki dönemlerde tabii ki bir televizyon programını özledim. Evet. Değil mi? 2006'dan bu yana hiç televizyon programı yapmadım. Çok konuk oldum tabii ki. TRT dahil. Hı hı. Kendi programı yapmayı özledim. İnşallah. Yapmayı çok istiyorum. En kısa zamanda gerçekten başlar. Ya müzik başka bir şey. Müzik olmadan olmaz yani. Evet. Çok güzel. Sanat çok güzel. Sanat çok güzel. Evet. Siz ne tarz müzikle uğraşıyorsunuz? Ben halk müziği fantazi okuyorum. Ay, ne güzel. Bu arada söylemeyi unuttum. Şu an yeni bir eser daha yapıyorum. Hayırlı olsun. Zaman hızlandı, vakit bir başka. Geceyi kaybettim, günler yabancı diye bir eserim var. Aşık Ali Nursen'e. Altyapısı hazır. Okumayı, neyse, bekliyorum. Okumaya gideceğim. Hayırlı olsun inşallah. Tatilden yeni geldim. Biraz rengimle kapkara oldu. Yok. Seyircilerimiz yok, kara çocuk demesinler. Gayet güzel yani, maşallah. Peki bu sanatçılık nasıl doğdu? Yani ilgi nasıl başladı? Şöyle bir şey, çocuk yaşta aslında müzik hevesi varmış. Annem babam anlatır, köyde elektrikler o zamanlar yoktu. Pilli bir radyomuz vardı diyor, tahta radyo. Orada İzzet Altınmeşe'nin
Maden Dağı Dumanı'nda Delirio çıktığı zaman ben radyo arıyorum kucağıma, dinliyormuşum. Ufak yaştan müziğe ilgi. Ve ilk okudum, ilk söylediğim o evet. Küçücük yaşta okudum şarkılardan bir tanesi odur. Bir gün gelecek ama onu da okuyacağım, mutlak okuyacağım. Evet. Mizzet abiyle bir tanışan bir araya gelirsem. Evet. Hatta menajerim Naci Altın'a söylemiştim. Naci abi, Mizzet abiyle bir araya gelirim, bu eseri ben okuyayım. Güzel. Güzel bir eser. Ondan da kalemine sağlık. Duygulu bir evet. Örnek aldığım sanatçılardan tabii. Bir tanesidir. Doğru, kesinlikle. Kişiliğiyle, sesiyle, karakteriyle evet. Dörtlük bir insandır. O eseri de okumak isterim. Harika. İşinizin zor yanlarından biraz daha detaylı bahsetmek ister misiniz? İşin zor, bizim sektörde çok nankörlük var. Maalesef. Kimseye sırtını dönemiyor. Yüzüne gülüp arkandan evet. Konuşan iyi ya da kötü. Çok insanlarla karşılaşıyoruz. İşin zor yanı aslında bu. Onun dışında müzik zor değil. Müzik olmazsa olmazımızdır. Hani nasıl acıkırsın, yemek yersin ama müzikle dinlemek istiyorum. Mesela ben sabah kalktığımda kahvaltı yaparken mutlaka ben müzik dinlemeliyim. Evet. Hoşuma gidiyor. Besliyor değil mi? İyi geliyor. Ya müzik gerçekten evet. Ruhu besliyor. Doğru. Kimi insan, gerçi şu an müziğe karşı olan çok insanlar var ama onu dile getirmeyelim tabii ki. Evet. Ama müzik gerçekten ruhu besliyor. Çok güzel. Müzik olmazsa olmaz. Tabii sanat çok güzel bir evet. Şey. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? İşimin keyifli yanı insanları eğlendirmek. Evet, mutlu etmek. Eğlenirken, eğlendirirken para kazanıyorsun. Evet. Ve bu da çok güzel bir şey. Çok harika. Güzel bir heyecan veriyor insana. Ben eğleniyorum, para kazanıyorum. Karşımdaki insanı evet. Mutlu ediyorum. Karşımdaki evet. insanın duygusuna hitap etme gerçekten güzel bir şey. Tabii. Hani bazen bir şey ifade edemezsin. Aha. Aşkını, sevdanı, varlığını, yokluğunu karşıdaki insana ifade edemezsin ama bir türkü okuyarak tabii, her şeyi dile getirirsin. Doğru. Bu sanat çok güzel ya, bir şey. Müziğin bambaşka bir tarafı tabii, bu işte. Ve evrensel bir şey. Evrensel bir şey. Her yerde insanı hislendirir. Kesinlikle. Bazen sözünü anlamasanız da melodisi size ilham verir, evet, mutlu eder. Evet. Çok güzel. Yani bunun Kürtçesi, Türkçesi, Rakçesi olabilir. Her dilden olabilir. Müzik bambaşka bir şey. Evet. Benim vazgeçilmezimdir. Evet. Ne kadar zamandır sanatla uğraşmaktasınız? 90'lı yıllardan beri sanatla uğraşmaktayım. Dediğim gibi o korodan yarışmaya kazandıktan sonra öyle 21 tane erkek, 21 tane erkek ve bayan ile başladık biz. Evet. Daha bir rahmetli koro şefimiz, rahmetli olduğum Mahmut Bey şefçi. Anında evet. Orkestra şefimiz Hanay Açör, Aziz Çelik hocam. Ondan sonra İstanbul maceramız başladı tabii ki 2005'li yıllarda. Ticarete açılınca o dönem. Bir 5 sene hiçbir şey yapamadım. Sadece yeni mekan açmışım şu anki mekan. Onunla yoğunlaştım. 2010'da da bir dediğim gibi albümü çıkarttım. Onunla birlikte 2 tane de klip çektim bu programı. Peşinden televizyon programı, show programı, kendi programım. Bu binada aynı şekilde bir televizyonda yapmıştım. Çok güzel. Öyle harika. Peşin sıra yuvarlanıp geldik bugüne. Ne güzel. Bravo. Evet, sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Başarılı olmak. Çok güzel. Yaptım, her işte başarılı oldum. Tabii ki insan hayatında bazen hatalar yapabiliyoruz. Etten kemikten varılmışız. Bir yaklaşık 7-8 sene yaptığım bir hatadan dolayı bayağı bir geri kaldım. Müzikten de geri kaldım, ticaretten de geri kaldım. Ama size bir şey öğretti o. Bana çok şey öğretti. Evet. Bir kere insanlara sırtını dönmemeyi öğretti. Tabii. Çünkü dedim ya hani yüzüne gülüyor arkandan. Koyunu kazanlar çok. Maalesef. Güvenemiyorsun. Maalesef. Sırtını dönemiyorsun kimseye. Öyle bir durum yani. Hepimizin hayatında vardır tabii ki. Doğru. Sizce başarı nedir? Bence başarı zirve ulaşmaktır. Hedefe. Ya şöyle, bir insan kendine hedef çizmeli. Ben o hedefe yürümeliyim. Hı-hı. Hani dedim ya az önce size. Hı-hı. Bir gün gelecek ben bu eseri okuyacağım ve bu esere ben klip çekeceğim. Hı-hı. Askerlik evet. 1996 yılında. Ve yıl olmuş 2017'de ben bu esere klip çektim. Hı-hı. Bu bir hedeftir. Evet. Ben eskiden garsonluk yapıyordum. Patronum sigortamı yapmadı diye. Hı-hı. Ben dedim ki ya bu adam çok üzülüyorum. Aşağılık şekilde olmasın. Yani. Bu adam bacak kadar, haksızlık. Benim bacağım kadar boyunla bana patron olsa ben 2 metre boyunla hayaya patron olurum dedim. Ha, patronu da sevmiyorum tabii ki. Çalışanlarımla abi kardeş gibiyim. Ne güzel. Ekip ruhu değil ekip mi? Ruhu. Ekip işi. Yani ailemizden çok biz beraberiz. Tabii. Ben dükkan açacağım dedim ve
Sıfırdan bir dükkan açtım. Bir baktım dükkan sahibi olmuşum. Ya 25 yıldır da aynı zamanda aynı mekanda esnaflık yapıyorum. Dürüstsen, hedefine sağlıklı bakacaksan bir yere varıyorsun. Muhakkak. Emeğin karşılığı alıyorsun. Emek verdikten çok şükür, sonra. İşlerimiz de çok şükür evet, iyi. Maşallah. Çok bir gün beklerim. Çok güzel. İnşallah. Güzel teşekkür bir yemek ederiz. Sağ olun. İsterim vallahi. Eksik yakın olmayın. Şurası avcılar. Sağ olun. Size en çok ne motive eder? Müzik dinlemek. Değil mi? Halay çekmek. Şahane. Beni motive ediyor, mutlu ediyor. Harika. Yeni hedefleriniz var mı? Yeni hedeflerim var. Şu eserime bir klip çekeyim. Evet. Bu arada hedef dedince evet. Oyunculuğu da çok seviyorum. Aa, ben dizilerde de yedek oyuncu olarak oynadım. Aa, ne güzel. En son Çorum'da çekilmiş olan Bitişi Kardeşler'deki sinema filminde belediye başkan yardımcısı olarak oynadım. Aa, çok güzel. Pandemi vesaire bir türlü vizyona giremedi. Hı-hı. Dilek Taşlı diye bir sinema filmi çekim var. İşlerimin zamansızlığından çekime katılamıyorum. Abi, bugün aramamı bekliyor yönetmen evet. arkadaşım hayırlısı Murat Yavuşçu buradan. İnşallah ya, güzel olur. Zaman bulamıyorsun sadece. Doğru, şöyle tabii. İşkili mekan çalıştırdığın zaman başında olmadığın zaman olmuyor. Tabii. Kontrol lazım. Bir haftalık tatile gittim. Telefonum hiç susmadı. Evet. Gelen kolay insanlar değil. Seni görmek istiyor. Tabii. Kolay değil. Doğru. İşinizin başında olmanız evet. önemli değil mi? İş takibi. Kesinlikle. Gerekiyor. Haklısınız. Allah izin verirse bir dahakine şu yeni yaptığım mesele güzel bir klip çekmek. Klipte de İlyas Salman'ı oynatmak. İlyas öyle abim sağ olsun her zaman benim yanımda oldu. Maddi manevi yanımda neyse. Oldu. Hayırlı olsun inşallah. Olsun. En güzel şekilde. Bu klipte onunla birlikte bir rol almak istiyorum. Hayalim bu şu anda. Başarılar. Teşekkür ederim. Tebrikler. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilerimize iletmek istediğim müzik dinlesinler, müzikle yaşasınlar, müzikle kalksınlar, müzikle yatsınlar. Çünkü müzik çok vazgeçilmezdir. Güzel. Müziğini zaten müzik duygusunu kaybeden insanla bir şey beklenilmez. Doğru. Sadece şiddet beklersin. Maalesef. Çok önemli. Onun dışında müzik dinlesinler, müzikle yaşasınlar. Harika bir tavsiye oldu. Bugünkü konuğumuz ses sanatçısı İsmail Özen'di. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Teşekkür ederim. Sizinle sağ olmak, sizinle aynı karede olmak beni son derece de mutlu etti. Bizim için de çok teşekkürler. Harika bir program oldu. Sağ olun. O zaman su gibi geçti tabii. Evet, ağzınıza sağlık. Bir dahakine evet. tekrardan bir araya gelmek isterim. İnşallah, bekleriz. Program. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.